Muhteşem Yüzyıl Kasem Hakkı dizide Mehmet Kiray Han'ı canlandıran ünlü dizi oyuncusu Kadir Doğulu'yu ağırlıyoruz. Sayın Kadir Doğulu. Merhaba herkese. Hoş geldiniz. Nasıl yapalım? Sohbeti mi edelim? Soru mu sormak istersiniz? Var mı merak ettiğiniz bir şeyler? Efendim? Duymuyorum sizi. Geçikme için üzgünüm. Yol var. Uçak falan. Böyle bakarım gülümseyelim bugün. Birinin kafasında ne o? GoPro mu abi o? Onunla mı yaşıyoruz? Özel hissettim kendimi. Eyvallah. Hangi bölümler var o zaman? Tek tek onları öğrendim. Hiçbir şey anlamadım. Okul öncesi Vedat Öğretmenler. Hukuk? Peki hepiniz hoş geldiniz. Aşkım güzelce. Teşekkür ederim. Varsa merak ettiğiniz bir şeyler soru almaya başlayıp böylelikle sohbet etmeye de başlarız. Eğer sormak istediğiniz bir şeyler varsa el kaldırın. Başlayalım sohbet etmeye. Olur mu? Merhaba hemşerim. Hoş geldin. Neresinden? Ya Tarsuslar, ben sizi dinlemez normalde. Helal. Selam hemşerim. Ben de versin. Duymuyorum hiçbir şey. Evet, var mı sormak istedikleriniz? Kim? Buyurun hanımefendi. Normalde kaçtı ki gelme saatim acaba? Evet. İşte 11 miydi? Evet. Geç yatmakla ilgisi yok. Ha ben daha yeni geldim ama. İstanbul'dan geliyorum. Yarışma İstanbul'dan katılıyorum. Yok, Kıbrıs gece hayatını biliyorum. Buraya çok iş yaptım daha önceki mesleğimden dolayı. Çok gittim geldim. Hatta hayatımın çok ciddi bir dönemi Kıbrıs'ta geçti. Çok arkadaşlarım var. Meşhur gece hayatına katılmasam da Kıbrıs'ın gündüzünü, sahillerini, yemeklerini seviyorum. Teşekkürler. Başka? Böyle anlaşıldı, karşılıklı bakışacağız. Oturduğunuz yerden konuştuğunuz için anlamıyorum. Soru sormak istiyorsanız buyurun. Çünkü sıra olduğu için herkes de sadece bakabilir. Teşekkür ederim, o sizin güzelliğiniz. Utanmıyorum. Sıcakmış Kıbrıs ya, buyurun. Bu işin başladığı günden beri en çok sorulan soru bu. Çocukluğumdan beri bu işi yapmak isterdim ama hep şöyle cevap veriyorum ben de. Hayat şartları başka şeyler yapmama sebep oldu. Sonra bir gün yapımcının biri mutlaka oyuncu olmalısın dedi. Ben hayır dedim. Çünkü çok zor bir iş. Öyle hadi ince oyuncu olmuyor. Sonra yapımcım bir daha teklif etti, bir daha teklif etti. Üçüncüsünde hayır diyemedim. Ciddi bir eğitimden sonra başladım. Bir yapımcının işlettiğim bir mekana gelip benimle tanışıp bu işi teklif etmesiyle başladı. Evet. İyi ki. Teşekkür ederim. Buyurun. Şimdi ilk küçük sırlarda
bayağı 19 yaşında yani insanları, aileleri kategorize etmek istemem ama zengin bir ailede fırlama bir çocuğunu oynadım. Çok da kenar mahalle çocuğu değildi. Bayram Paşalı biraz öyleydi. En sevdiğim karakterlerdendi. Evet, Bayram Paşalı karakteri. Mehmet Kiray da Hanzade'ydi yani. Sonra Kırım Hanı oldu, anlamadım ben şimdi. Bayağı uçurum var aslında. Ya ben öyle sınıflandırmıyorum. Bıçkın delikanlı, zengin çocuğu, han ya da prens diye sınıflandırmıyorum. Senaryo ve karakter hoşuma giderse altına imza atmak istiyorum. Budur. Yani isterdim, sinemamızda aksiyonun daha ön planda olmasını isterdim ve dahil olmak isterdim. Dizilerimizde de aksiyonun daha ön planda olmasını, ama bu vurdulu kırdılı kan gövdeye götüren değil de gerilim ve aksiyonun olduğu işler olsa içinde olmak isterim açıkçası. Ya geride kalmışlık olarak algılamamak lazım. Ona bakarsan birçok ülkeye göre de gayet iyi durumdayız. Biraz bilim ve teknolojiye yatırım yaparsak onların da arasının kapanması çok sürmez ama aksiyonun geri kalmakla ilgisi yok, sadece fikirdir bu. Filmi bulursunuz, uygulayacak profesyonel insanlarla anlaşırsınız, başında durursunuz işinizin. Bakın Hollywood da yapıyor, bakın biz de yapıyoruz diyebilirsiniz. O zaman Bollywood'u düşünün, yani Hindistan'ın ekonomisi ve sanayisi ya da ne bileyim eğitimi bizden çok daha iyi. Hayır, çok yüz ölçüm çok büyük bir ülke. Evet, sayıca bizden üstünler ama teknolojide, bilimde, askeriyede biz çok daha iyiyiz bunlardan. Ama Bollywood diye bir sektörleri var. Bunu biraz böyle endüstriyel hale getirmek lazım. Bence bizim sıkıntımız o. Aynen, yani sponsorların olması lazım, desteklerin olması lazım. En büyük desteğin de devletten geliyor olması lazım, bana sorarsan. Eyvallah, güzel soru, teşekkür ederim. Buyurun. Yani Şampiyon'u beğenirim. Metot oyunculuğuna hayranımdır. Herkesin sevdiği gibi Al Pacino'su, Robert De Niro'su. Nasıl bir cevap vereyim bilemedim ki. Hepimiz aynı gemide aynı yolculuğu yapıyoruz. Başarılı olanlar var, yok değil. Ama bulunduğum yerden de yaptığım işten, kullandığım metotlardan memnunum açıkçası. Teşekkür ederim. Buyurun. Allah'a şükür. Buyurun. Yakında diyelim. Coming soon. Buyurun. Evde anlamadım onu. Öyle düşünseydim evlenmezdim herhalde. Ben gerçekliğe inanırım. Eğer gerçek bir şeyse kötü bir etkisi olmaz. Bu da bir gerçek. O yüzden kötü bir etkisi olacağını düşünüyorum. Teşekkürler. Buyurun. Sıkıntılarda da yaşamış bir seni oynadın. Evet. Bayram Paşa'da da yani seyircilik de aynı tarzda bir şeydi. Yalnızca dediğiniz gibi kriterler farklıydı. Şimdi normal oyuncular bir rol oynadıktan sonra o rol üstüne yapışmak gibi başkadan farklı bir karakter edecek kendisi. Siz de kendiniz dediği de aynısını kabul ettiniz. Bu proje iyi olduğu için de. Bir de rahatsız etmeden bir soru daha sorayım. Lütfen. Kemal Bey kardeşiniz de çok ünlü. Yani ikiniz de kendi alanlarımızda. Alanlarımızda çok ünlüsünüz. Ailece konuları nedir onu merak ediyorum. Aile mi? Ailece konuları nedir çok merak ediyorum. İki kardeşler ne oldu? İstanbul'da yaşıyorsun ama sürekli Mersin'e gidiyorsun fark ediyorum da. Yani insan değişmezse sıkıntı var. En başta da öyle söyleyeyim. Değişimin, yani değişmeyen tek şey değişimin kendisidir derler ya. Ama bunun iyi yönde olması için çaba sarf eden kişiler benim ailem. Elimizden geldiğince o aileyi korumaya çalışıyoruz. Ayrıca ben severek yaptığım, dört elde sarılarak severek yaptığım işin getirisi şöyle, ünlü dersen de. Yani ben şöhret olmak için çalışmıyorum. Çalıştığım için ünlüyüm ya da şöhretim. Kemal'in de bakış açısı sanırım böyle. Ailede herhangi bir etkisi yok, ben hala aynı kaderim, o hala aynı Kemal. Etrafımız, yani insanın kendisini anlatmak kadar zor bir durum yoktur ama etrafımız bize böyle söylediği için bunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Teşekkür ederim. Ama karakterlerle ilgili de en başta projeyi sevmek gerekiyor. Proje güzelse tek başına karakterin iyi olması yetmiyor, projenin de iyi olması gerekiyor.
Bir de bu iş meslek hayatında biraz taktikle uygulamak gerekiyor. Ne kadar genç bir karakteri canlandırmaya başlarsanız yol o kadar uzun olabiliyor. Belki ilk baştaki stratejik olarak yaptığım şey buydu. Evet, ilk iki projemde 18-20 yaş arasındaki genci canlandırdım. Hemen tek çocuk ya da iki çocuk baba olmak istemedim. Ben 34 yaşındayım. O karakterleri oynarken de 30 yaşındaydım ama 18-19 yaşındaki karakterleri canlandırmayı umarım becerebilmişimdir. Durum böyle yani. Eyvallah. Teşekkür ederim. Buyurun. Hoş bulduk. Meslek hayatınızda en mutlu olduğunuz an? Yani oyunculukta metot vardır. Metotlarda çeşitliliği fazladır yani. Koca bir derya deniz. Benim kullandığım metot duyu belleği üzerine. Bunu bayağı bir derinlemesine anlatmak lazım ama o yüzden sevdiğim birinin sahnede annemin, babamın, kız arkadaşımın, karımın öldüğü ya da rahatsızlandığı sahnelerde zorlanıyorum açıkçası. Çünkü onu gerçek hayata aktarmak içinden bir şeyler kopmasına sebep oluyor. Ben elimden geldiğince gerçekçi yapmaya çalıştığım için şimdi o sahneler beni biraz zorluyor açıkçası. Fatih abi'de böyle bir sahne vardı mesela, çok zorlanmıştı. Buyurun. Anlamadım. Yani biliyorum diyebilecek kadar biliyorum. Ama anlayamıyoruz. Sizin memleket neresi? Ne güzel. Teşekkür ederim. Benden onlara kucak dolusu selamlar ve sevgiler olsun. İnşallah. Yani bittikten sonra topluca bir sergi yaparız belki. Ooo daha bitmedi ama ben pazarlara oturdum ya. Lütfen buradayız daha, sohbet ediyoruz. Okey, sergimizi yaptım. Teşekkürler işte bak. Ne güzel. Buyurun. Hayallerimden birkaçını gerçekleştirdiğim için Allah'ın şanslı kuluymuşum gibi hissediyorum. Onlardan bir tanesi de oyunculuktu. Her zaman ailemle kalmak isterdim. Onu da becerdim. Çünkü çok zor. Zaman zaman onu sağlayabilmek. Şartlar gereği. Evlilik de hayal miydi bilmiyorum ama her zaman istediğim bir şeydi. O da gerçekleştirmek istedim. Uçmayı çok istiyorum. Yani pilot olma kursuna gitmek istiyorum. Arkadaşım var burada, o da pilot. İnşallah önümüzdeki yaz onu da gerçekleştireceğim. Ve paraşüt atlamak istiyorum. Var bunlar, daha yapmak istediklerim var. Allah sağlık sıhhat verirse inşallah. Onları da tek tek yapacağız. Efendim anlamadım. Ve çocuk herhalde. Yani. Ben kalabalık ve mutlu bir ailede büyüdüm. O yüzden muhakkak birkaç tane. Buyurun. Bu hiç özel değil, daha özelleri soruldu. Fatih abiyi çekmeden hemen önce tanıştık. Okuma provalarında, ondan önce tanımıyordum. Peki o zamanlarda hiç yaşamaya başlamadığınız için pilotlarda herhangi bir zorluk veya ilişkiler başladıktan sonra rolleri kolaylık gördünüz mü? Yok, hiçbir kolaylığını görmedim. Aksine çok zorluğunu gördüm. Çünkü bir süre sonra başladı, dizinin birinci sezonuna doğru başladı bizim ilişkimiz. Aynı sette olmak bu anlamda aslında dezavantaj, hiçbir avantajını görmedik. Tek avantajı yanımda olması. O keşke başka ortamlarda yanımda olsa, evde, tatilde gezmedi ama işte çünkü başka bir site sonrası. Eğer soruna cevap verebilirsem genel olarak böyle, buyurun. Sakin ol, sakin ol. Affedersin. Peçete rica edebilir miyim ya da kağıt havlu? Kağıt havlu ya da peçete rica edebilir miyim? Buyurun, affedersin. Doğru değil. Değil. Yani çok dillendirmek istemiyorum. Hak verirsiniz ki yaptığımız işin bir KDV'si var magazin. Ve biz de çok magazinin içerisinde olmayı seven insanlar değiliz. Kötü olduğu için değil. Hayatımızı saklamayı, özel hayatımızı özel kalmasını sağlamayı istiyoruz. O yüzden bu gibi bilgileri saklıyoruz. Ama aynı gün, bir gün önce bu gibi şeyleri sevenlerimizle, sevenlerimize bize duyduğu saygıyı, saygıya karşılık vermek için paylaşacağız. Hem fotoğraf, hem video, hem de günü. İnşallah, inşallah. Buyurun. Onun planlarını çok uzun zamandır yapıyoruz. Fatih Ağabey'den beri yapıyoruz. Yani sektör böyle bir sektör. Bir defa çift oldunuz mu dizide ya da sinemada, bir daha kullanmıyorlar. Halbuki
imrenerek izlediğimiz Hollywood filmlerinde ya da dizilerinde sürekli aynı çifti kullanabiliyorlar. Ama bizim ülkemizde böyle bir, nasıl diyeyim, inanış var, bir daha olmaz diye. Aslında o inanışı kırmak için de heyecanla bekliyoruz. Yapacağız inşallah. Buyurun. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Zevkle. Hiç olmadı. Yani bilmiyorum bu duygu bana nasıl geldi, böyle bir yaratıldım. Hayat şartlarım beni böyle düşünmeye itti. Her zaman iyi bir abi, iyi bir evlat, iyi bir koca, iyi bir baba. Yani iyi, bunlar aslında bunları yapabilmek zor. İnsanların duygularına veya güdülerine göre hareket etmesi en basit. Birine zarar vermek en basit. Yalan söylemek en basit. Aileyi kendinden uzaklaştırmak en basit. Zor olan hepsini bir arada tutup en iyi yerleri demek. Bunun için de çaba sarf ediyorum çünkü öyle bir aşk var içimde. İşte dediğim gibi nereden geldi bilmiyorum ama hiçbir zaman bıkmadım. Umarım bıkmam. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun. Neden oynadık ona karşı kıskanım ki? Rol mu yani? Yok öyle bir şey. Bence soruyu doğru sormuyorsun. Hem bak o soruyu doğru sor, hem de altındaki psikolojiyi beraber anlayalım lütfen. Şimdi bilelim öyle. Şimdi kıskançlık insanın... Anlıyorum, anlıyorum. Ne demek istediğini anlıyorum. Kıskançlık insanın kendisiyle ilgilidir. Bu beni bağlar aslında. Karşımdaki kadına ya da karşımdaki insana bunun ağırlığını veremem. Bu benim sorumluluğum. Ya karşımdakini irdeler mi? Şimdi bizim ülkemizde ve coğrafyamızda kadına bakış açısı belli maalesef. Maalesef yani dünyada da böyle aslında, sadece bizim coğrafyamızda da değil. Şimdi sıfırdan kendi hayatlarının üzerinde duran bir kadın Neslihan, 13 yaşından beri kendi ekonomisini kazanıyor. 10 yıldır benden daha fazla bu sektörde. Ben şimdi ne yapacağım? Evleniyoruz, nişanlıyız diye ya çalışamazsın, kısa olarak otur mu? Tamam. Mesela? Öpüşüyorlar bana. İnsanlar dizilerde gerçekten ölmüyor. Buyurun, haber yazın. Haber yazın. Deniliyordu ama. Lütfen o zaman doğru sor, ben de bir cevap vereyim. Oyunculuğunun kız... Ama o zaman kıskançlık dediğin zaman başka bir şey giriyor. İmrenebilirim. İmrenebilirim. Destekleyebilirim. Ha, ben yanlış anladım. Affedersin. Evet, tamam. Sadece imrenebilirim. Azmine hayran olabilirim. Destekleyebilirim. Bir hatası varsa ilk başta ben söylemek isterim. Ama kıskanmam. O benim canım çünkü. Başka? Buyurun. Hoş bulduk. Geç gelmişim. Çok teşekkür ederim. Güzel soruydu bu arada. Bu dünyaya geç gelmişim diye düşünürüm aslında. Yani halimden memnunum. Şükürler olsun, sıkıntım yok ama o dönemle ilgili kitaplar okudukça, o dönemlerle ilgili bilgilere sahip oldukça acaba yani o dönemlerde yaşasam nasıl olur diye düşünmediğim zamanlar yok değil. Mehmet Giray zor bir karakterdi, projenin kendisi zordu zaten. Yaklaşık bir 6 ay hazırlık süreci oldu, bir adat dersi aldık, o bile zordu yani. Bir padişahla nasıl konuşulur, padişahtan sonra kim gelir, ondan sonra kim gelir, şehzadeyle nasıl konuşulur, sultan, bunların oturma, kalkma, yerine geçme, adam kısmı zordu. Onun dışında çok ciddi bir kılıç ve koreografi eğitiminden geçtik. At biniyorum yıllardır ama o bile zordu. Yani hazırlık süreci zordu ama zaten zor kısmı hep hazırlıktır. Onu canlandırmak, yerine getirmek, öğrendiklerini yerine getirmek en kolay kısımdır.
Biz hazırlık kısmını zor atlattık ama çekerken, çalışırken çok basitti, çok kolaydı. Çünkü iyi hazırlandık ama hazırlanmak kısmı zordu. En fazla adam beni bozdu açıkçası. Yani 4,5 kiloluk kılıçlarla, iki tane kılıçla karaoke'ye saatlerce varım. Ama o saray adamı evet, biraz sınırlarımı zorladı yani açıkçası. Çünkü oyunculuğunu kısıtlıyormuş gibi geliyor bana. Devam et lütfen. Hiç, ben karakterimden çok memnunum ama karakterimin öyle bir hırsı vardı. Yani Mehmet Giray'ın zaten tahta alma entrikaları içerisinde var olduğunu gördük ilerleyen bölümlerde. Hem abisiyle birlikte, hem zevcesiyle birlikte. Ama benim böyle egolarım, böyle komplekslerim yoktur. Ben zaten eğer ki onu alamadıysam niye Mehmet Giray'ı? Onu alamadıysam o dizide olmak istemezdim. Mehmet Giray'ı sevmiştim. Daha derinlikli bir karakter gibi gelmişti ama ömrü çok uzun olmadı. Türkiye'de maalesef rating belası. Dizinin gidişatıyla beraber karakterlerle böyle yavaş yavaş uzaklaştılar. Efendim? Ne güzel, ne mutlu bize. Biz teşekkür ederiz. Buyurun. Yok ya, öyle hadsizliklerim, edepsizliklerim yok. önüme geldikçe karar veriyorum. Hangi başyapıt acaba? Keşke gelse. Tiyatro sahnesinde olmayı çok isterim mesela. Böyle bir içimde bir ukde var. Ama şu sinema filmi çekilmiş, bir başyapıt olmuş, bunu ben tekrar çekeyim, bu başrolü oynayayım diye düşündüğüm anlar olmadı açıkçası. Proje geldikçe. Ama mesela sınırlarımı zorlamayı isterim. Uç noktalardaki karakterleri canlandırmayı isterim. Ölmek üzere olan, uyuşturucu bağımlısı olan, kötü olan ya da ne bileyim yatağın, yatalak olan, bunlar aslında basitmiş gibi geliyor ama onlar çok derinlikli ve çok zor karakterler bana sorarsanız. O tip karakterleri canlandırmayı isterim. Ondan sonra başyapıt olurum, bilmiyorum. Buyurun. Yok. Eğer oyunculuğu seviyorsanız, bu mesleğe aşıksanız yok. Benim için yok. Ben gastronomi okuyorum dostum, 3. sınıf öğrencisiyim. Evet, dondurduk tabii ki, gidemiyorum ama benim 2. üniversite, iktisat okudum, açık öğretim. Daha sonra yıllarca ben yiyecek içecek sektöründe çalıştım. Yıllarca dedim, 14 sene çalıştım. Bu işin mutfağından yetişmiş alaylı biri olarak akademik eğitimimi de almak istedim. O yüzden 2008 yılında yedinlik sınavıyla girip hafif de bir burs kazandım. Birkaç sene üst üste okula gittim ama 3. sınıf itibariyle doldurmak zorunda kaldım maalesef. 13-14 yıllar Mersin'de mi gezdiyorsan? İlk birkaç senesinde Mersin'deydim. Daha sonra Antalya, İstanbul, Bodrum böyle gezdim. Antalya! Antalya! Ağlamlar öpüleşim. <öpüleceğim. gülüyor> Buyurun, buyurun. İstanbul, 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 merhaba İstanbul. Buyurun hocam, buyurun hemşehrim. yapımcıya dediğiniz bir şeye teklif etti ve belki sonunda kalıyor. Evet. Bir de işte oyunculuğu düşünmediğinden, oyunculuğa başladıktan sonra aşık olduğunu söylüyorsunuz. Çocukluk hayali aslında. Peki neden kabul ediyorsunuz? Anlatayım mı gerçekten? Yani insanlar yaklaşık 13 sene, 14 sene bir iş yaptığınız zaman ekonominizi, sosyal çevrenizi belli bir düzeye getiriyorsunuz. O düzeyden de hep şöyle dua edelim, Allah gösterdiğinin daha azını kimseye vermesin, nasip etmesin diye. Onun altına inmek istemedim çünkü aile ekonomisi de önemli bir durum, çünkü birkaç kişi etkileniyor. İlk geldiğinde, çünkü bu sektöre ilk girdiğinizde gerçekten çok az paralara yıllarca uzun saatlerle çalışıyorsunuz. Diyorlar ki biz sana gün şöhret kazandıracağız, ileride çok iyi paralar kazandıracaksın. Türkçe meali diyor yani. Şimdi o yüzden sana çok para vermiyoruz çünkü insanlar seni tanımıyorlar, bizi tanıyorlar, biz seni tanıyacağız. Eyvallah, tamam, makul. Ama ben ekonomimi o sınırlara indirip, ekonomisi bana bağlı olan insanların ekonomisini sarsmak istemedim. Tek başım olsaydım, o dozlama çocukluğumdan beri girerdim zaten. Ama dediğim gibi, ekonomim sarsılmasın diye biraz daha erteledim. Sonra yapabileceğim kıvamı getirdikten sonra dörtlerle sarıldım. Evde izlediğim bir dizi. Yani çoğunlukla kendi dizimi bile izleyemiyorum. Çünkü gerçekten haftada 6 gün, 7 gün çalışıyoruz.
Kara Sevda'yı da İslam izliyorsa mutlaka oturup izliyoruz evdeysek. Ama onun dışında mesela şeyi bitirdim. Dizinin adını hatırlamam lazım. Breaking Bad'i hiç izlemedim ya. Game of Thrones'u izliyorum, evet. Pazartesi günü, geçtiğimiz pazartesi günü baktım, izledim, son bölümü de izledim. Onun için de bir Hacker dizisine sardım, bir sezonunu bitirdim. İsmini hatırlayamıyorum şu an. Mr. Robot, aynen. Çok başarılı bir dizi. Bir seri de bitti o ya. Üçüncü yıl oldu. Sarı sarı tekrar izliyormuşum, değil mi? Şu an Game of Thrones ve Mr. Robot favorilerim arasında. Tavsiye ederim Mr. Robot'u izlemediyseniz. Teşekkür ederim bu bilgi için de. Buyurun. Üçer özellik. Şimdi insanın kendini tarif etmesi gerçekten zor. Azimliyimdir. Çok enerjiyimdir. En sevdiklerim bunlar değil. İçim içime sığmaz. Tembel bir adam değilim yani. Yorulmak nedir bilmem. Hep şey derim, Allah bana bir güç vermiş, enerji vermiş. Gerisini koy vermiş. Onun dışında çok bazen endişelenebiliyorum. Endişe duygusunu sevmiyorum mesela. Bazen şartlar insanı endişe ettiği zamanki o ruh halini hiç sevmiyorum. Onun dışında pek sevmediğim bir tarafım yok açıkçası. Hayata pozitif bakmayı seviyorum. Buyurun. Hemen size de döneceğim. Önce hanımefendi. İzin verir misiniz? Teşekkürler. Bir şey diyeceğim, ortak gönlünüz çok benzemeyebilir misiniz? Öncelikle bu... ...yetimin cesaretinizden dolayı. Güzel bir sürpriz aldım, teşekkür ederim. Ağzını buldum ben, diye girermiş. Teşekkür ederim zaten hala evli teklif etmiş bir adam, evli teklif ettiniz. Çok onur oldum, teşekkür ederim. Ömür boyu mutluluklar diliyorum size. Teşekkürler, buyurun. Hiç beğenmiyorum. En fazla herhalde ben kendimi eleştiriyorumdur kendi kendime. Zaten izlemeye fırsatım olmuyor, sadece değerlendirmek için hocalarımla ya da arkadaşlarımla izliyorum. Öyle çift dizide ne yapmışım ben, vay be bak burada şunu yapmışım diye izlemiyorum. Tamamen eleştirmek için. Karakterle ilgili yanlış yaptığım, tekrara düştüğüm, yakıştıramadığım şeyleri bulmak için. Evet izliyorum. İzlediğim zamanlarda bunun için izliyorum. Ve genel olarak hala istediğim kıvama getiremedim kendime. Ama bu halimi de seviyorum, o yüzden mutluyum. Ama çalışıyorum. Mesela bugün burada kalmayı çok istedim. Çok yakın arkadaşlarım var. Ama yarın sabah 7.30'da oyunculuk dersim var mesela. Bugün son uçakta gitmek zorundayım. Teşekkür ederim. İrem'in konserini. Benden çok selam söyleyin. Çok severim kendisini. Ama dediğim gibi, yani güzel yemeklerden, güzel dostluklardan, güzel sohbetlerden ben de istiyorum. Burada arkadaşlarım var. Ama gitmek zorundayım maalesef. Teşekkürler. Hadi bir selam. Buyurun. Size, evet. Ben şeyi merak ediyorum. Hiç Arno Dudaklar dizisinden diye gitti. Geldi. Üçüncü sezonuydu daha, 10 yıl falan oldu. Yarın için dördüncü sezonda. Yani bilemedim, ilk oyunculuk tecrüben o aksiyon içerisinde acemice görürsün istemediğim için hayır dedim. İşte biraz önce de gittim. Yani var olan bir rol değil, şimdi takip de etmedim. Yazılacaktı ama olmadı, kabul etmedik. Yok, hedeflerim arasında yani çok güzel bir dizi, 10. yılı deviriyor, kemikleşmiş bir oyuncu kadrosu var. Harika abilerim, mükemmel üstadlar var işin içerisinde. Helal olsun, özellikle senaristine bu kadar uzun yıllar yazabilmesi ki senaristi çok başarılı bir adam. O dizinin izlenmesinin oyunculuk dışında en büyük sebeplerinden biri de diyaloglarıdır bana sorarsanız, farklı sokakları. Ama benim hedeflerim arasında var olan bir diziye entegre olmak değil, bir dizi var etmek, bir yeni bir karakter var etmek var. Yani var ama onlar bana kalsın. Var tabii ki yani, Türkiye'de çok değerli kadın erkek oyuncular var. Ya da önüme tuval koyarlar. Hiç söyleyince olmuyor ya, öyle şeylere inanıyorum bazen. Erkan Can'la oynamak isterim mesela.
Yani hayranı olduğum bir adam. Önce ablam ben de bir sözle gideyim. Çok affedersiniz. Buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Melih Önce. Hoş bulduk. Kalbinize verilen birisi var ama aranızda çok yaş var. Yani 14-15 yaş. Bir kardeşiniz olarak görüyorum, bir yeğeniniz olarak görüyorum. Baş başa sizinle resim çekmek isterim. Sizinle mi? Evet. Ben nereye bağlayacaksın diye merak ederken. Çok teşekkür ederim. Benden de sana kucak dolusu selamlar, sevgiler ve aynı zamanda saygılar. Eğer mümkün olursa, elimden gelirse ama söz vermeyeyim. Olur mu? Bir şey diyebilir miyim? Buyurun. Şimdi ben size davet edeceğim. Sizin için kibarca reddedeyim. Yani estağfurullah ama ne yapayım? Ne yapayım diyorum. Ne yapayım sen? Bari sen de yanımda şey yapalım. Sen layık size. Ama... Varsa soruları devam edin. Sonra inşallah vaktimiz gözükür. Devam edebiliriz arkadaşlar. Buyurun. Soruyu duyamadım, çok üzgünüm. Affedersiniz. Arkadaşlar, hanımefendi sorusunu duyamıyorum. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu anlar benim için hangi anlar? Doğru mu anlar? Kız kardeşimin doğduğu gün hiçbir zaman ömrüm boyunca unutmam mesela. Tabii ki bütün kardeşlerim vakıf oldu, görmeye vakıf oldu bütün kardeşlerim. Unutmam ama biz dört erkek bir kız kardeşiz. Bizim kıymetlerimiz var. Onun doğduğu günü unutmam. Ne bileyim, babam çok uzun yıllar Amerika'da yaşadı ve gelincilik yaptı. Yaklaşık 12-13 sene görmedi. O geldiği zaman, ilk karşılaştığımız zamanı unutmam. Ondan sonra... Annem rahatsızlandı, birkaç yıl İstanbul'da kaldı. Onu göremedim, onu tekrar gördüğüm zamanı unutmam. Bir de... Neslihan'ı ilk gördüğüm zamanı unutmam, oldu mu? Hemen arkanızdaki yanımda. Bu bana kalsın. Teşekkür ederim. Hakkını verdim arkadaşlar, emin olabilirsiniz. Hakkını verdim. Buyurun. Yani titreyerek böyle tabii ki evet demek isterim. Keşke. Ama ben alaylıyım. Yani bu işin akademik eğitimini almadım ama öyle olduğum için geride durmadım. O kavuğunu elden ele değiştirirken bazı kuralları, kural da demek istemiyorum aslında. Bazı vecibeleri var yerine getirilmesi gereken. Umarım, keşke. Bunun için çalışabilmek yetiyorsa çalışmaya yazmam onu. Keşke. Ama mümkün olmadığını biliyorum. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Estağfurullah. Sorun üzerinde muhakkak bir danışanım vardır. Anlamadım. Estağfurullah. Sorun üzerinde size danışmanlık yapan birileri vardır. Siz beslenme uzmanı mısınız? Bu kişileri seçerken dikkat ettiğiniz unsurlar ne oldu? Neden onu seçtiniz? Yani bu işler tavsiyeyle başlıyor. Ve artık günümüz dünyasında teknoloji bu anlamda çok yer kaplıyor. Sosyal medya hesapları, yaptığı işleri görmek, onlarla ilgilenip karar verebilmek çok zor değil. Bir de denemekten bir sakınca gelmiyor. O yüzden deneyip kendim karar vermeyi de seviyorum eğer gördüklerim beni tatmin etmezse. Ama genelde tavsiyeyle başlıyor bu işler. Evet, ben çok iyi bir öğrenciyimdir spor konusunda. Bir profesyonel değilim ama beslenme konusunda da çok takımdır. Yani bize bahşedilen bu vücuda iyi bakmak zorunluluğu vardır bende. Öyle hissediyorum yani. O yüzden her iki anlamda da danışmanlarım var, evet, çalıştığım birileri var. İnşallah. Sen mezun ol. Başarı puanını ver, ona da bakarmış. Ortalamana bakacağım. İnşallah diyelim. Teşekkür ederim. Başka? Buyurun hocam. Kancan'la oynamak istemiştiniz. Seni oynamak istemiştiniz. Neydi? Evet, Kancan'la... Evet. Oynamak istemiştiniz. Evet.
Erkan Can'ın yıllar önce çektiği bir Türk film var, bana göre. Türk sinemasına dair. Gemide? Gemide, Pelal ile bir Azize. Aynı filmin devamında veya o film derecesine sahip bir şiddet içeren başka bir film var. O şekilde bir rolde oynar mı? Çok ister. Aynı sahne. Hak etmek isterdim bunu. Farkına var. Ama öyle değil, bu bağımsız film veya gişe sıkıntısı olmayan, gişe derdi olmayan filmlerde... Çok zor bir film. Bence. Evet işte zaten odur. Yani insan neden oyuncu olmak ister? Sınırları zorlamak için. Öğrendiklerini gösterebilmek için. Hayranı olduğu, hocası olduğu insanlarla aynı ortamda hayata dair, oyunculara dair feyizler alabilmek için. Çok isterdim, zorlanmayı isterdim. Yapamıyorum demeyi isterdim açıkçası. Yapamıyorum demek kötü bir şey değil. Hata yapmak kötü bir şey değil bana göre. Çok isterim. Teşekkür ederim. Güzel soru. Buyurun. 2 yıl beraber oynadık küçük sırada. Burak'la beraber. Söyledi mi karşılaşırsın? Neden söyledin? Ve aleyküm selam. Buyurun. Hoş bulduk. Yani ülkemdeki şehirleri ve ilçeleri, toprakları keşfetmeyi seviyorum. Yurt dışında da seviyorum tabii ki. Ama önce insan yaşadığı yeri öğrensin, görsün. Benim için iyi bir nokta. Akyaka'yı seviyorum. Muğla tarafları bence ne güzel. Muğla tarafları keşfedilmemiş bir cennet inşallah da keşfedilmez. Orada çok güzel düzlükler, çok güzel sahil şeridi. Ve harika kültürel miraslar var. Oraya bir hayran olmuştum. Nevşehir'i çok seviyorum açıkçası. O tarafı da görülmeye değer buluyorum. Mardin özellikle. Oralardan çok fotoğraf paylaştım. Selam arkadaşlar. Mardin'den gördüm. Avrupa'ya ve diğer kıtalara da gitmeyi seviyorum. Evet, gezmeyi seviyorum. Gezmek bana göre öğrenmek, insanın karakterine yeni bir şeyler katması, ufkunu genişletmesi. Gördüklerimi de paylaşmayı seviyorum. Ama bu biraz böyle göstermelik. Hava atmalık olsun da istemediğim için onlar hep böyle filtrelenmiş, artık son ana kadar düşünülmüş fotoğraflar. Bu anlamda öğrenmek adına, yeni bir şeyler katmak adına gezmeyi seviyorum ben. Bir oyuncu için bunun bir sınıfı olmamalı bence. Oyuncu oyuncudur. Tiyatro sektör yön veriyor mesela buna maalesef. Benim ben bu sektöre dizi yaparak girdim ve popüler oldukça, siz dizilerinizde popüler oldukça sinemadan uzaklaştırıyorlar sizi. Özellikle bağımsız sinemadan. Neden de bilinmez. Haklı gerekçeleri vardır muhakkak. Bunun yargısını ben yapacak değilim. Üstadlar var. Alışılagelmiş hareketler var. Tiyatrodan da uzaklaşıyorsunuz. Popüler insanların yapmayacaklarını düşündükleri için belki de. Ama sadece benim istemem de yetmiyor. Bu işin biraz kulis tarafı da var. İnsanlara sohbet etmek de gerekiyor, istekli olduğunuzu göstermek de gerekiyor. Ben şimdi bu aşamadayım. Tiyatro gruplarıyla çok içli dışlıyım. Sosyal medyada bütün oyunları izliyorum. Ben İstanbul'da çok oyun izleyen bir adamım. Bir sezonda bazen 20 ile 50 oyun arasında oyun izlemiş oluyorum. Onlarla arabayı tutmaya çalışıyorum. Bir tane aslında teklif geldi ama işte dizi seti yoğunluğundan maalesef yapamadım. Onu yapamayınca öbürü de teklif etmiyor. Diyor ki bu dizi oyuncusu zaten haftada 8 gün çalışıyor diyor. Bak haftada 7 gün demiyorum, 8 gün demiyorum. O yüzden uzak kalıyor. Herhalde biraz böyle dizi oyunculuğuna, dizilik yapmaya ara verdiğim dönemlerde belki o şeye ağırlık verebilirim belki. Ama üçünü ben teşekkür ederim. Bir arada gözüme gidelim az sonra. Buyurun. Teşekkür ederim. O ne demek ya? İşsiz mi o? Erkek adama yakışmış. Bir adım atmışlığım vardı. Buyurun. Bir dönem ikisi oldu ama zevklerimiz bambaşka. O çok farklı giymeyi seviyor, ben çok farklıyım. Ben daha çok rahatlığa ve aynı zamanda göze batmamaya önem gösteririm. Tabii ki karşımdaki gittiğim yerde, karşımdaki insanlara saygımdan da temiz ve
bakımlı görünmesini severim. Gittiğim ortama göre, rahatlığına göre bir tarzım var. Ama şöyle spesifik olarak şöyle bir tarzım var diye bir durum yok. Ama son 5-6 yıldır ne istiyorsam onu giyiyorum. Kimsenin etkisinde kalmıyor. Kim? Ha, yani eleştirdiği zamanlar oluyor tabii. E çünkü dediğim gibi zevki bambaşka bir adam. Ya şöyle bir iltifat duydum ağzından. Yok yok sen güzel giyiniyorsun dedi bana. Mutlu etti beni. Hem de bana söylemedi. Arkadaş ortamında benim için söyledi. Kıyafımda konuştu. Çok mutlu etti beni. Ne yapayım el mi sağlayayım? Mersin'e bir yer sağlayayım. Mersin'e bir yer. Buyurun. Size söyledim. Ben teşekkür ederim. Anlamadım sorumu. Muğla'yla da Sevda Malabora dizisi sayesinde tanıştım. Köyceğiz'le, Yeşilova'yla, Akyaka'yla. Öyle mi? Zaten bir dizi için oraya gittim. Bir de sinema filmi için Kaz Dağları'nın eteklerine Edremit'e gittim. Edremit'e de bayıldım. Edremit de çok güzel bu arada. Söylemeden geçebileceğim. Merhaba Edremit'li arkadaşım. Memleketini özlemiş. Kaz Dağları'na bayıldım. Hasan Boğuldu değil mesela. Orada mesela hipotermi geçiriyordum ben neredeyse. Çünkü sahne gibi 2,5 saat o suyun içerisinde kaldım. Çıktığımda hayat yavaşlamıştı benim için. Çok zorlanmıştım ama çok güzeldi. Edremit'i de sevdim. Evet, Akyaka ve Köyceğiz taraflarını da sevdim. Evet, spor yapmayı seviyorum. Hayatıma entegre etmeyi seviyorum. Doğa sporlarını da seviyorum. Yıllardır at biniyorum mesela. Orada hiç binmediğim kadar at binmiştim. Keyifli bir şehir ve ilçeleri var. Buyurun. Çok mu içselleştirdim size göre Bayram Paşa'yı? Bence uzun sürmesiyle alakalı. Ben Macit'i de ayrı bir kenara koyabilirim. Ali benim ilk göz ağrım Küçük Sırlar'daki. Ama acemilik dönemim açıkçası. Ondan sonra gelen her şeyi benimseyebilmeyi öğrendim. Bana çok şey öğrettiği için Ali benim için başkadır. Ama aslında Sevda Malabora da 4 bölüm yayınlanan Gökhan'dır benim için. Çok daha derinlikte ve çok daha oynama isteğini, şevkini bana getiren karakterlerden biriydi. Çünkü mükemmel yazılmıştı. Ama biz onu televizyona güzel aktaramadık. Ama sonrasında da Macit gelecek, evet. Bayram Paşalı çok uzun sürdü. Ve ben Mersinliyim. Ben doğma büyüme Mersinliyim. 17 yaşında geldim İstanbul'a. Bayram Paşalı'yla çok ortak noktam var. Belki o yüzden sevdiniz onu. Onu çıkartmak benim için daha kolaydı. Yani kolay demek istemiyorum, basitleştirmek istemiyorum ama Macit, Gökhan daha derinlikli karakterlerdi. Ama belki de Bayram Paşa da bana çok yakın olduğu için, zorlanmadığım için o yüzden sevilmiş olabilir diye düşünüyorum. Ama anladım ben neden Macit'i sevdiniz. O da farklı bir karakter. Teşekkür ederim. Var mı başka sorunuz? Buyurun. Şöyle yaptık, böyle gitti. Affedersin. Şöyle yapalım, önce Hanım Efendi'ye sorayım. Sonra... Tamam, affedersin. Önce hanımefendiye sorayım, sonra hemen size geleceğim, olur mu? Ya ben dış görünüşüyle çok barışık olan bir adam değilimdir. Allah şükürler olsun. Yaşadığım için, nefes aldığım için mutluyum. Bu güzellikleri tattığım için mutluyum. Hiç oralara takılmam, karşımdaki insana da takılmam. Ama insanların beğenmediğine de takılan bir adam olmadığım için sıkıntı yaratmıyorum. Teşekkür ederim. Böyle bir öncelik benim, sonra hemen size geleceğim. Buyurun. Evet, lütfen. Öncelikle rol seçimi yapar mısınız? Daha sonra da şöyle istiyor. Bir festival geçirecekten sanat fikri yetiştirdiğinden bir projede eşcinsel rolünü oynar. Ben biraz önce bir soru genelledim. Ben insanları, yaratılan canlıları kategorize etmeyi seviyorum. Yani eşcinsel, eşcinsel, öcüm. Hastalık. İnsan mı? İnsan. İnsansa ben varım. Yani orada bir sürü hanımefendi o soruyu sormuştu zaten. Oynamam dediğiniz bir rol var mı? Aslında onun alt metni oydu. Yanlış anlamadıysam. Oynamam dediğim bir karakter yok. İnsan olsun yeter. Olur mu? Ben teşekkür ederim. Buyurun hanımefendi. Bence de. Ama işte müdahale edemediğiniz,
Yani bu işler dev bütçeli. Parasının belki de hiçbirimizin bir arada çalışsak bile kazanamayacağımız yerlere geldi. Rakam vermek istemiyorum. Bu insanların, bu paraları yöneten insanların göremedikleri şeyi eleştirmek bana düşmezmiş gibi geliyor ama bana sorarsan yapım ve kanal yönetimiyle ilgiliydi. Strateji hatası yaptılar. Yoksa gerçekten benim bu işe başladığımdan beri en beğenerek okuduğum senaryolardandı. Ki o hanımefendilerin yazdığı senaryolar, işte bak Ezel'i yazdılar mesela o hanımefendiler. Neyi yazdılar başka hatırlıyor musun abi? Yani bu, bir iki tane dizi ismi söyleyeyim yazdıkları dizileri. Siz biçin. Gerçekten güzel hikayeydi. Mustafa Akran vardı, Elçin vardı. Bir sürü değerli tiyatro oyuncusu vardı. Kimyası uymuştu bu işin. Ama böyle bir tepetakla ettiler. Ben izlediğim diziyi anlayamadım düşünün. Okuduğumla izlediğimle alakası yok. Ben teşekkür ederim. Buyurun. Fırlat buraya yapayım ama. Yok, buluruz herhalde. Konuşurken sohbet ederken. Evet, bu bir yandan da soru alabilir mi isterseniz? O nokta mı yazmam gerekiyor? Kime? Gözde'ye mi bu? Televizyon, yani
bütün gün izlenilecek ya da kafam bozuk olduğunda izlenilecek bir şey değil. Evet, dertlerinden uzaklaşmak için akşam bütün gün çalışıyorsun. Akşam gelmişsin, ana haberi izliyorsun, oturuyorsun, en sevdiğinizi izliyorsun. Buna tamam. Ama insanın hayat televizyonu olmamalı bence. Yani ben teşekkür ederim. Kendinize anlar ayırın. Televizyon tabii ki olsun. Olmaz olmaz. Olur mu ya? Yoksa biz nasıl tanışacaktık? Yoksa bana nasıl gelecek? Var mı başka sorunuz? Buyurun. Allah razı olsun.
Plastic surgeon. İnan ki duymuyorum. Yani anlamının dışında duymuyorum seni. Yes, I know. I'm joking. Yani nasıl tarif edilir ki Türk dizisi? TV show aktör. Ha? TV show player. Aktör, yes. You know Turkish TV shows? You know? Ya? Biz seninle anlaşamayacağız dostum. Anlamıyorum seni. Duymuyorum ki seni, gerçekten duymuyorum. Biraz affedersiniz, dağıldık galiba. Ya bende sıkıntı var. Demo what? Valla istersen biri tercüme etsin, ben bu kadar ifade edebilecek kadar hakim değilim ama senin aksanından dolayı hiçbir şey anlamadım. Burada olmak isterseniz orada tercüme edebilirsiniz. Soruyu tekrar alabilir miyim? Thank you. Başka soru soran var mı? Buyurun. Hoş bulduk. Ya o gerçekten çok ütopik oluyor ya. Yani çok hayali oluyor. Yani teşekkür ederim ama o biraz imkansız. Bu kapitalist sisteme 3 tane değnek darbesiyle darbe indirmek çok zor. İnsanın... Teşekkür ederim. Belki insan kendini değiştirirse böyle şeyler mümkün olabilir. Evet, son soruyu alayım ve ufak ufak gidelim artık. Son soru. Soruyu sor abi. Duymuyorum, inan duymuyorum, duyamadım. Önce